Selam, merhaba arkadaşlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, videomu geçmeden önce sizlerden çok küçük bir ricam olacak. Bana ve kanalıma destek olmak amaçlı videolarımı beğenmeyi, altlarına küçük de olsa yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuzun konu başlığı İtalya'da asgari ücretle geçinebilir misiniz? Bu videoda bunu işleyeceğiz. Ama bu videoda bunu işlerken kendi üzerinden devam edeceğim. Çünkü herkesin ihtiyaçları, istedikleri farklıdır. Ama ben asgari ücretle geçinebiliyor muyum? Ben geçinebiliyorsam acaba siz de bu videodan sonra evet ben de geçinebilir miyim diyebilecek misiniz? Bir bakalım. Şimdi geçen gün bir videomun altına yorum gelmiş. Arkadaşım 1200 lira asgari ücret olduğunu söylemiş. Hadi diyelim doğru diyelim. Ve 600 euro da ev kirası demiş. Aslına bakarsanız en sonda bir şey yorumların sonunda aylık ona sadece 49 euro kaldığını söylemiş. Nasıl geçinebilirim demiş İtalya'da asgari ücretle. Hemen başlayalım. Evet şöyle başlayalım. İtalya'da asgari ücretin 1200 euro olduğunu düşünün. 1200 lirayı ne yapabilirsiniz? Ama bir de şunu düşünelim. Teksiniz. Tek kişi 1200 lirayla nasıl hayatını idame eder? Arkadaşlar şimdi sizlere daha önce ev kiralama fiyatlarında sizlere bazı şeyler söylemiştim. İşte şehir merkezlerine gidersiniz 600'den 800 euro, 1500'den 2000 euro arasında değişiyor demiştim. Eğer şehir merkezlerinin dışında tutmazsanız hani şehir merkezlerine birazcık daha uzaklaşırsanız benim yaptığım gibi ben şehir merkezine tam 40 kilometre mesafe uzaktayım. Aslına bakarsanız İtalya'da yaşayanlar şehir merkezinin gürültüsünü zaten kaldıramaz. Yani ben bu yaşımla birlikte ben kaldıramıyorum. O yüzden insanlar genelde şehir merkezinin dışlarında otururlar. Zaten fiyatlar da uygundur. Ben aynı kira parası 1 artı 0 bir evde oturuyorum. Yani büyük yani odam var. Bir küçük bir mutfağım var. Bir de bir banyom var. Yani 25 metrekare civarında yaklaşık. Bir gün müsait olursa evimin içi. Onu da size açık yani göstermek isterim. Gayet de güzel geçiniyorum. 200 euro ev kirası veriyorum arkadaşlar. Arkadaşımız 600 lira almış. 600 lira şehir merkezinde oturursan, bu kadar lüks yaşamayı seviyorsan tabii ki de 600 lira verirsin ama ben 200 lira veriyorum. Altımda araba var. Eğer bir sıkıntım olursa şehir merkezine gitmek istersem çok rahat 40 kilometre ile giderim. Çünkü yakıtlar burada şu anda 1,80 euro litresi. Yani aldığım paraya göre de yakıt benzini koyup gidebilirsiniz. Peki araba nasıl alırsınız? Onları sona bırakıyorum. Şimdi çünkü totale bakalım ne kadar tutacak. Arkadaşımız aylık 145 euro elektrik, su ve doğalgaz demiş. Burada arkadaşlar İtalya'da elektrik, su, doğalgaz 2 ayda bir yansıyor. Bir de tutacağınız yere ve mevkiye bağlı. Ben şimdi bu evi tuttuğumda mal sahibiyle anlaştım. Aylık 20 euro elektrik ve su para veriyorum. Doğalgazı kendim ödüyorum. Yani 220 euro aylık benim cebimden para çıkıyor. Elektrik, su içerisinde. 2 ayda bir de 49 euro 50 euro diyelim. Doğalgazım geliyor. Sabit çünkü. Ben doğalgazı sadece mutfakta, ocakta kullanıyorum. Banyodaki sıcak su elektrikli. Yani 50 euro desek 25 euro. Arkadaşlar, arkadaş bana mesajında 240 euro aylık yemek masrafı demiş. Bon appetito. Afiyet olsun. 240 euro o kadar yemek yiyemezsin. Aile olman lazım. Ben 120 euroya etim dahil her şey içerisinde. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bir haftalık bir alışveriş yapın. 25-30 euroya çok rahat yaparsınız. 120 euro da aylık alışverişim diyelim. Etim, yemeğim, her şeyim içerisinde içeceğiniz de dahil. Alkollü alkolsüz o size kalmış bir şey. 120 euro. Peki ne ödüyorum başka? Arkadaşlar ben kredi kullandım. Açık öyle söyleyeyim. Geçen sene sıfır bir motor aldım. 5000 kilometrede. Daha yeni sattım 5000 kilometrede. Aylık 300 euro onun taksitini ödüyorum. iPhone 13 Pro aldım. 250 GB. 130 euro onun taksitini ödüyorum. İstersen bunu düşük yapabilirdim ama 10 taksitle bitirmek istedim. 19 euro cep telefonu faturası ödüyorum.
Sınırsız internet cepte. 32 euro ev telefonu ödüyorum. Sınırsız internet evde. Başka taksit deneyim var. Evet, geçen sene şimdi bir de arabam var. Arabanın bir de biliyorsunuz burada hani sizin orada da var, Türkiye'de de var, burada var. Sigorta paraları var. Aylık hani sigorta parası. Aylıkta 85 euro sigorta parası ödüyorum. Artı 79 euro son motorun iki taksiti kaldı sigorta parası. Çünkü motoru sattım. Sigorta parası taksitte olduğu için bana geri kalan paranın peşin verdiler. Taksitime devam edeyim. Hatta bunu silelim çünkü ben parasını aldım, kalan parayı. Başka ne ödüyorum? Hesaplayalım bakalım. Siz ne kadar ödeyebilirsiniz? Şimdi arkadaşım 29 euro kalmış. Bakın şunların hepsi lüks ha. Bunlar benim kendi isteğim için lüks şunlar. Kredisi çekmezsiniz, ödemezsiniz. Ben lüks, yani lüks ihtiyacım olduğu için yaptım bunu. Arkadaşım 220 euro, 25 euro, 120 euro yemek, 300 euro taksitim, 130 euro diğer taksitim, 19 euro. Bir tanesi 32 euro. Ev telefonunu 85 euro. 931 euro aylık ödemem var. Aslında birkaç taksitim var, onları eklemedim. Çünkü sıfır bir araba aldım. Bu arabamı vereceğim. O sıfır arabamı alacağım Ağustos'ta. Hani bir ay sonra. Hatta size bir video paylaştım. Yeni Dacia Jogger aldım. Sıfır 2022 model. O yüzden bir taksitim daha olacak. Aylık 931 euro. Ben ekstra para ödüyorum. 931 euro aylık ödüyorum. Yani yaklaşık 270 euro aylık bana para kalıyor. Ben bu parayla geçinebiliyorum. Siz bu parayla geçinebilir misiniz? Siz düşünün. Ben ekstra kredi kullandım. Motor kredisi. Ekstra gittim lüks olsun diye. Yani ihtiyaç ama lüks demeyeyim de. İhtiyaç olsun diye. İhtiyacım olduğu için 130 lira aylık cep telefonu faturası ödüyorum. Yani yeni aldığım iPhone Pro'nun parasını ödüyorum. Aslında iPhone'um vardı. Bu kırılmıştı. Camını iki defa üç defa değiştirince artık sinirlendim. Gittim iPhone 13 aldım. Şimdi arkadaşım sen yaptığın hesaptan benim yaptığım hesap bir mi? Değil. Senin yaptığın hesaba göre senin cebinde hiç para kalmıyor. Ha bu arada arkadaşımız spor yazmış. Ben spor aletimi kendi evime aldım. Hani ne canım ne zaman isterse spor yapıyorum. Ama çevrem o kadar güzel ki gezdiğimden dolayı o spor yapacak vaktim de çok fazla olmuyor ama gerektiğince her gün yapmaya çalışıyorum ama oldu da yıllık giderin gelirinden fazla ise devlet sana zaten yardım ediyor, spor da bedava gönderiyor, o bir sıkıntı yok. Yani isterseniz 1200 lira alıp gidip şehir merkezinde 600 lira kira da verebilirsiniz ya da birazcık şehir merkezinin dışına çıkarsanız, yani birazcık daha böyle 20-30 kilometre dışına çıkarsanız 300-400 lira tek oturuyorsanız ya da iki kişisiniz, iki kişilik bir daire 400 liraya da bulabilirsiniz. Ya da benim gibi monolokal diyorlar burada. Tek oda stüdyo daireyi 200 lira da 250 euro da bulabilirsiniz. Ama benim oturduğum bölümde alanda şehirde 250 euroya 2 artı 1 daireler de vardı. Ben istemedim. Burası biraz böyle şirindi. Çok büyük de balkonu güzel de bir terası olduğu için tarlası böyle toprağı olduğu için ben arada sırada bir şeyler ekiyorum. Yazın böyle canım sıkıldığı zaman. O yüzden burayı tuttum ama sen istersen 300 lira ver, 400 lira var, çok büyük bir daire tut şey merkezin dışında. Böyle bir şey yaptığınız zaman asgari ücretle çok rahat kredi çekip para bulursunuz arkadaşlar. Eğer sigortalı bir işte çalışıyorsanız banka size kredi veriyor. Tabi şu da var, kaç yıllık sözleşme olduğunuza dair, yani 5 yıllık bir sözleşmeniz varsa 5 yıllık bir kredi kullanabilirsiniz. Burada İtalya'da araba almak da çok pahalı bir şey değil. Çok o lüks lüks bir şey değil. Çünkü gözünüzü kapattığınız yerde araba var. 300'e de var, 400 liraya da var, 500 liraya da var. Bedava, bedava kimse almaz ama biraz eskidir. Ya yani 2000 euroya 2 aylık bir maaşınızı biriktirseniz 2000 euroya ya da aylık taksitten 100-200 lira 2000-3000 euro olup bir araba alırsınız. O yüzden bunu hiç dert etmeyin. Asgari ücretle İtalya'da geçinebilir mi? Geçinebilir. Bence bir sıkıntı yok. Yani 1200 lira alıyorsanız, tek kişisiniz, lüksünüzde çok lüks yaşamayı sevmiyorsanız geçinirsiniz. Yemeğiniz de alırsınız, her şeyiniz de önünüzde olur.
Arabanızı da alırsınız, motorunuzu da alırsınız. Bu tamamen size kalmış bir şey. Arkadaşım özellikle sana da söylüyorum. Yaptığı hesap yanlış değil ama biraz abarttı. O fiyatlar yok. Ama dediğim gibi 1200 lira İtalya'da çok rahat geçinebilirsiniz. Peki ya sizlerin durumu nasıl? İyi misiniz? Asgari ücret sizlere yetiyor mu? Asgari ücret alanlar için. Videomuzu kapatıyoruz. Çok uzun bir video olmadı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılacak bütün soruları bekliyorum. Cevaplamaya hazırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Biraz böyle rahat bir video hazırladım ama umarım beğenirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. İtalya'da herkese sevgilerle görüşürüz.